Biz birbirimize iyi gelmiyoruz Sinan. Ya hayatımıza baksana. En son ne zaman doyasıya güldük? Ya da aklımızın ucunda acabalar olmadan yaşadık. Bak, önümüzde daha çok uzun zaman var. Bunu kırabiliriz. Belli ki kaderimizde birlikte olmak yok Sinan. Anla artık. Bensiz çok daha fazla mutlu olacaksın. Geçmişin yüküyle yaşamaktan yoruldum. Bunun sürekli karşıma çıkmasından yoruldum artık. Yapamıyorum artık. Pelin Seyhan ve Tankut Sinan Yılmaz. Sen şimdi sevdiğin insanla yeni bir başlangıç yaparken benim için her şey başladığı yerde son bulacak. Attığın o imza benim ölüm fermanım. Beni hep seni uçurumdan kurtaran o kız olarak hatırla. Elveda Sinan. Bir dakika. Şimdi... Sadece bir dakika. Ne oluyor Sinan? Sinan bir şey söylesene.
sen nasıl bir insansın ya? Bana onca şey söyleyip barışın kardeşiyle. Pelin. Pelin, düşündüğün gibi değil. Ne değil Sinan, ne değil? Al işte. Bu resimler her şeyi anlatıyor zaten. Benim bir şey söylememe gerek yok. Pelin. Beni bir dinler misin? Neyini dinleyeceğim ben seni ya? Neyini dinleyeceğim? Ben sana ne yaptım Sinan ya? Her seferinde bilmediğim, beklemediğim yerden vuruyorsun beni. Geldim dedin, döndüm dedin. Niye? Beni üzmek için mi? Daha çok kırmak için mi? İnsan bunu sevdiğine değil, düşmanına bile yapmaz Sinan. Ama yok. İyi ki senin hatansa, bu benim hatam değil mi? Senin gibi birine güvendiğim için, sana tekrar inandığım için. Çık. Çık. Buradan da çık. Bu şehirden de çık. Git. Benim hayatımdan da çık. Öleceğimi bilsem bile senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Tamam mı? Asla! Sinan'dan bahsediyoruz ya. Yapmaz diyordun, etmez diyordun. Yaptı işte Bülent, yine yaptı. Boş versenize. Acaba şimdi uyanmış mıdır? Bugün ne yapacak? Ne giyecek? Hep bunları düşünüyordum. Saçlarını mesela hep açık hayal ettim. Çünkü sen sadece ciddiyken ve telaşlıyken saçlarını toplarsın. Keyifliyken hep açık bırakırsın. Yüzünü hep gülümserken hatırladım. Hani o aslında gülmemen gerektiğinde ama kendini tutamadığında dudağın hafif kıvrılır. İşte bu gülüş. Biliyor musun, orada olduğum bir yıl içinde günde birkaç defa aklıma gelirdim. Derdim ki, kalk oğlum derdim Sinan, topla eşyalarını geri dön. Bir heves toparlanırdım. Yola çıkardım hemen. Yola çıktığımda cesaret toplamak için hep güzel anılarımızı düşünürdüm. Birlikte geçirdiğimiz güzel anılar. Ama biliyor musun, bir kez bile... Bir kez bile bu şehirden içeri giremedim. Her defasında daha çok canım acıyarak döndüm. Her seferinde daha fazla acı çekerek, daha fazla özleyerek. Gitmenin en zor kısmı ne biliyor musun? O ilk an. O anda anlıyorsun. Geri döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki sen kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Hayal etmek gibi bir lüksün yoktur. Öyle istediğin gibi düşünemezsin. Baktığın her yerde ondan bir iz vardır çünkü. Ya
O giremediğin şehir var ya. Gideni geri almaz belki ama kalanı da öyle bir boğar ki. İki yol bırakır sana. Ya üstüne gidip yenersin, ya da yaşadığına pişman edersin. Ben üstüne gittim. Ne yaptım biliyor musun? Babam hastanede yaşam savaşı verirken ben üstümde o gelinliğimle oturduğum anı hatırladım hep. Bir yandan babam ölmesin diye ağlıyorum. Bir yandan böyle elim gelinliğime değiyor. İğne batmış gibi çekiyorum. Olur beni affet. Ne olur affet. Ne yapacağımı söyle. Nasıl yapacağımı söyle ama affet. Bilmiyorum Sinan, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de sana tekrar güvenmek istiyorum ama bana hiç fırsat vermiyorsun ki. Sana söz veriyorum. Artık o taktikler, o seni sinirlendirmeler falan hepsi bitti. Söz veriyorum, artık bana güvenebilirsin. Sinan, bu öyle lafla olacak bir iş değil. Tamam, tamam bak. Bak, her şeyi düzelteceğim. Güven bana, eskisinden bile daha iyi olacak. Güvenli olur. Sana söz veriyorum. Artık yeni bir Sinan göreceksin. Sadece biraz zaman. Gidelim artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.